anne oradan en karşı al. Daha çok yeni binalar, İskenderun genelinde niçin söylüyorum, Arsuz için yeni binalar çok zarar görüyor. Bir vadede artık daha büyük ihtiyaçlar, artık su, yiyecek vesaire, işte bebek bezi, bebek babası, bunların dışında ev ihtiyacı var insanların. Biz gönüllüler olarak ev yapamayız. Ama ev yapmak için neyi, nereden neyi talep etmeniz gerektiğini öğrenebilmek için sizi hukukçularla buluşturabiliriz. Ya da evinizi güçlendirmek istiyorsanız biz sizin evinizi güçlendiremeyiz ama nasıl yapılacağını size anlatacak mühendislerle buluşturabiliriz. Aslında burası bir dayanışma köprüsü gibi oldu. Yani Ankara'dan, İstanbul'dan, başka ülkenin her yerinden işte cebindeki son 5 lirayla abla bununla da bir tane çikolata alıp oradaki bir çocuğu sevindirir misin diyen insanı buradaki o ihtiyaç sahibi çocuğu bulmak meselesi biraz da. Hataylı bilim insanlarının, sanatçıların, edebiyatçıların bir arada olduğu bir platform kurmak süreciyle başladı. 3 hafta önce Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu adında bu platformu oluşturduk ve faaliyete geçtik. Bundan 2 hafta önce arkadaşlarımız Dede ve Antakya ve Harbiye bölgesinde, Depre bölgesinde çalışma yaptılar. Biz de şimdi burada işte bilim insanları, sanatçılar, edebiyatçılar olarak belgeselci arkadaşımız Sibel Hanım'la birlikte sizi ziyaret edelim deyip buradan başlayarak işte Arsuz'a, Samandağ'a, Harbiye ve Antakya'ya gideceğiz. 2 günlük bir program yaptık. Programımızın temel amacı da bir yerinde gözlem yapma. Buradaki insanlarla yürek yüreğe olabilme, onların yaşantılarını dinleme ve sizin yaptığınız çalışmalar gibi çalışmaları raporlaştırıp bunu hem Ankara Depremiz genişletilmiş basın toplantısıyla kamuoyuna duyurma hem de Tevimür Başkanlığı başlamak üzere Kültür Bakanlığı'na, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilgili kurumlara bu raporları ulaştırma derdimiz var. Şimdi anlattıklarınız epey veri sundu bizim açımızdan. Bizim size burada yapacağımız katkı konusunda da getirdiğimiz malzemelerden bir kısmını size bırakmak istiyoruz. Tabii biz burada evet dağıtımlara devam ediyoruz. Hem kitap kaynaklarımız var. Hem özellikle resim atölyesi varsa, resim yapan çocuklar varsa onlar için getirdiğimiz malzemeler var. Buradaki ilk etaptaki öngörülen şey sınava öncelik verdiğimiz için çünkü sınavda önemli gerçeklik var maalesef. Hala buradaki çocuklar için bu geçerli. 8. sınıf ve 12. sınıflar üzerinden şekilleniyor. 8. sınıf öğrencileri burada örgün faaliyetlerini görüyorlar. 12. sınıflar buradaki kütüphanelerden faydalanıyorlar. Aynı zamanda burada çocuklara PDR desteği sağlanıyor, psikolojik destek, rehberlik sağlanıyor, eğitim koşulu sağlanıyor, kitap materyalleri sağlanıyor, internet sağlanıyor. Hatta bir sonraki adımda şu an onun çalışmasını yürütüyoruz arkadaşlarımızla. Yapabilirsek buradaki öğrencilerimize tablet hediye etmek istiyoruz. Yani biraz da olsa kendilerini iyi hissetsinler. Yani benim buradaki amacım
çocuktan bir akademik başarı beklemek değil. Bu kadar kaosun, bu kadar sorunun içerisinde hala akademik başarıyla muhatap olmaları yanlış. Burada ben onları hayata geri döndürmeye çalışıyorum. Yani umutsuz olmasınlar, yaşamaya dair, kendilerine dair bir inanç beslesin. Bir şekilde bir şeylerin düzeleceğini fark etsinler. Birileri onlar için çaba sarf ediyor, onlar da kendi hayatları için çaba sarf etsinler. Buraya çocuklarıyla gelen anne babalar ama maalesef hani genelde kadınlar üzerine kaldığı için kadınlar diye vurguladık. Ama çocuklar burada düzenli etkinlik yapıyorlar. Eğitimcilerimiz var. Onlarla beraber işte burada oyunlar oynuyorlar. Acılı zaman diliminden sonra gerçekleştirdiğimiz, bu binada gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik oldu. Hatay Kültür, Sanat ve Edebiyat Platformu. Dayanışma amacıyla hem de taziye amacıyla yanımıza geldiler. Kendilerine öncelikle hem hoş geldiniz diyorum hem de teşekkür ediyorum. Yani beton blokların altında kaldık ve korkunç bir yıkışma yaşadık. Yani gerçek anlamıyla korkunç bir yıkışma yaşadık. Ama biz insanlar, sivil toplum örgütü üyeleri ve gerçekten de içinde iyilik olan pek çok insan bunun altına girerek devasa blokları kaldırabildiğimizi gördük. O devasa kamyonları çekebildiğimizi gördük. Hani acı paylaşıldıkça azalır deniyor. Gerçekten de bunu etimizle, kemiğimizle, ruhumuzla, her şeyimizle yaşadık. Acı paylaşıldıkça azalır. Bundan dolayı da dayanışmanın inanılmaz derecede önemi var. Hacı Kürüş dediğimiz dereden, yani Sen Pierre Kilisesi'nin oradan Asi Nehri'ne inip bugünkü Fransızlar döneminde kurulmuş olan parkı içine alan, parkın bitiminden bugünkü Maxim Gazinosu'nun olduğu yerden yukarı çıkan, dağı da kapsayan antik Antakya'nın yerleşim birimini hedef alan bir risk alanı geldiler. Ne demektir bu risk alanı? Burada biz istediğimizi yaparız, olağanüstü hal ilan ettik. Dolayısıyla hak, hukuk, arama şansınız yok. Hatay Kültür Sanat Edebiyat Derneği, Kamil Akdoğan ve Donlay Aker arkadaşlarımızın öncülüğünde 3 hafta önce Defne ve Antakya'da incelemeler yapmışlardı, yardım yapmışlardı. Onların verdikleri rapor üzerinden şimdi biz ikinci bir hem gözlem hem görüşme hem de ziyaretlerde bulunuyoruz. Bunların umarım çok daha etkili bir şekilde bu doğal yıkımı, deprem yıkımını ikinci bir kültür yıkımına dönüştürmek isteyen bugünkü iktidara karşı sesimizi gür bir şekilde yükseltiriz. Ve bu dayanışmayla bu yağmayı önleriz diye düşünüyorum. Kaç yıldan beri buradaydık ses gazetesi olarak? 92'den beri buradaydık. Evet. En büyük faciadan biri burada yaşandı. Eda Apartmanı. Değil mi? Mühendis arkadaşım. Doktor mu? Genel doktor. Cerrah. Evet. Kaç kişi çıkardılar burada? Vallahi sayıyı bilmiyorum ama bir tane öğrenci canlı kurtuldu sadece. O da sabaha kadar sınava hazırlanıyor. Doktorla beraber canı dışarı attı. Annesini babasını da atmış dışarı. Hep söylemiş mi? Diğerleri maalesef. Burası kültür merkezi olarak kullanılıyordu. Kasmakları dar, öte git biraz, iki kişiyi sığmıyor. Evet, Donlay'ın doğduğu sokak. 17 yılda kaldık evet, bu sokakta, 17 yıl. Anılarımız. Ev şu an yok, görünmüyor. Altında kalmış. 17 yıl kaldık.
Doğduğum sokaktı, burası da büyüdüğüm sokaktı. Evet. Okul mu? Gibi arkadaşımızın bütün emeği burada heba oldu. Bir de sanırım hocam ilerisi kapalı olur. Sokak belki gelebilir. Evet. En temel kamusal hizmete, kamusal sağlık hizmetine erişim yok şu anda Hatay merkezde, Defne'de. Açılan ASM'lerde çoğunlukla gönüllü hekimler var, görevlendirmeler de geliyor. Ama sayıya göre birleştirilmiş ASM'ler şeklinde çalışıyorlar. İşte 9 hekimin, işte 4-5 hemşirenin beraber haftaları paylaşarak ay içinde döndürdüğü şeyler var. Ya da bir grup aşılama hizmetini veriyor. Hemşireler, ebeler bir tarafta ya da hekimler bir tarafta birinci basak muayenelerini yapıyor. Çadırda başladık. 5 haftadır çadırdayız. Bugün burayı bitirmek üzereyiz. Sizin bulunduğunuz yerde aslında 1930'lu yıllara yani nasıl çıkan yıllara hem TTT hem ses ortak koordinasyon. TTT ve ses olarak depremin 3. gününden itibaren halka sağlık hizmeti vermeye çalıştık. Hizmet götürmeye çalıştık. Köy köy, mahalle mahalle gönüllü sağlık çalışanlarıyla birlikte olmayan, devletin olmadığı yerlere sağlık hizmetini taşıdık. Burası bizim koordinasyon merkezimiz. Kadın sağlık birimimiz. Çünkü kadınlar en çok depremden etkilenen insanlar oldular bu dönem içerisinde. Zaten görünmeyen bir emeği olan kadınlar depremle birlikte barınmadır, hijyendir, su yokluğu, yemek yokluğu bunların hepsi kadınların üzerine kaldı ve verdikleri emek daha çok arttı. O yüzden onlarla özel olarak konuşup birbirlerimize şifa olabileceğimiz bir alan oluşturmak istedik. Burası Ali İsmail Korkmaz, Akdeniz Anadolu Koordinasyon Merkezi. Burası Akdeniz Hastanesi'nin arkasında Akdeniz Defnevi. Depremin ilk andan beri Akdeniz Anadolu'da yaşayan halk buraya sığındı. Çünkü buranın durumu iyiydi. Biz de buraya geldik. Burada halkla birlikte bu yaşam alanını kurduk. İlk başta çadır yoktu. 300 kişiyle bu yatakhanede kurduk sayılı battaniyeyle. Üçüncü gün tır geldi ve yatakhanede battaniyeleri açmaya başladık. İnsanlar kaldı. Sonra bir hafta sonra çadırlar gelmeye başladı ve çadırları kurduk. Depremin ilk gününde burada yaşayan Eylem ablamız evinden bir tencere getirdi ve bize çorba pişirdi. Aslında buranın hikayesi öyle başladı. İnsanları çorba dağıttık, sonra aşçılarımız geldi, yemek yaptık. Bir bardak su yok, size söylüyorum. Evet, yani bize yazık yine. Aynen. Yani, vallahi yabancı yardımcı olur, ne olur. Bizim çadırın orada. Hı-hı. Onlara su bile bağlatmadılar. Ay vallahi hiç. Hem su, sinek, su. Hem büyük sinek, hem böcek, bilmiyorum vallahi yani. Vallahi yalan. Su çünkü gerçekten test edildiğinde çok kötü, kullanılmayacak durumda. O yüzden ODTÜ'lüler bize bu arıtma cihazını yolladı ama hala içme suyunu getirdiler, patladı. Yani sıkıntısını yaşıyoruz tedarik etmekte. O patladı önce de. Çok artık tırlar da gelmedi. İlk önce. Buradaki depremin 3. gününde duş problemi vardı. Kazanı kurduk, kaynatıp içeride duş alınıyordu. Sonra bu mobil banyoları kurduk. Siz yardımcı olun her konuda. Ama hala işte şoförümüz olmadığı için bu biraz zor oluyor. Özellikle yağmurlu havalarda. Bir açıklama yapsın arkadaşlar. Yönlendirin ya da bir arkadaşa gelsin. Allah var. Yani kaç ara kadar? Ne yapacak hayır getirme dedim. Bana bakarsın öyle. Yo ev şimdi de yapışı taşıyacağım yaptım. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Güzel çizene daha güzel dondurma alacağız. Biz buraya Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu adına geldik. Ankara'dan bilim insanı, sanat insanı ve edebiyatçı arkadaşlarımızla oluşturduğumuz 14 kişilik bir toplamla İskenderun'dan başlayıp Arsuz, Samandağ ve şu anda Defne ilçemizdeki depremzedeleri mekanlarında ziyaret ediyoruz.
onlarla görüşmeler yapıyoruz ve izlenimlerimizi, görüşmelerimizi, edindiğimiz bütün bilgileri Ankara'ya döndüğümüzde hazırlayacağımız genişletilmiş bir raporla, genişletilmiş basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca bu halkı yalnız bırakan, kaderiyle baş başa bırakan mevcut yönetimi, bütün kurumlarını bu konuda uyarma görevi üstlendik. Bunları aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, ilgili genel müdürlüklere bu raporumuzu iletmeyi hedefliyoruz. Geldik gördük ki burada halk kendi kaderine terk edilmiş. Gezdiğimiz bütün yerlerde, çadır kentlerde, belediyelerde, derneklerde, sendikalarda halkın en büyük şikayeti şu anda havalar ısınmaya başladı. Çevre sorununun giderek ağırlaşması, başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere ciddi hastalıkların burada ortaya çıkabilme tehlikesi var. Şu anda da tanık oluyoruz zaten. Teyzemizin söylediği gibi her tarafı sinekler, yılanlar, çıyanlar yavaş yavaş kaplamaya başlıyor. İlk kez bu da bir olanak oldu. Bir temizlik işçisi arkadaşımız şu anda çadırın etrafındaki bütün ilaçlanması gereken yerleri biz görerek onların bu ilaçlamalarına tanık olduk. Buraya uzun süredir hiçbir ilaçlama yapılmadığını da söylediler. İlk defa geldiklerini söylediler. Evet. Bu da yerel yönetim olarak belediyeleri çok ciddi bir şekilde düşünmesi ve halka mutlaka hizmet vermesi gerektiğini buradan haykırıyoruz. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Kaybettiğimiz canlar adına Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu olarak başsağlığı diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Onların mücadelesinde yaşam haklarını savunmalarında yan yana olduğumuzu, omuz omuza olduğumuzu, üreteceğimiz şiirlerle, öykülerle, romanlarla, resimlerle, bilimsel raporlarla bunu Türkiye ve dünya kamuoyuna taşıyacağımızı buradan ilan ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür size başsağlığı diliyoruz. Sağ olasın. Merhaba, merhaba. Rahatsız olmasın arkadaşlar. Hamdülillah, kader nasip. Sıcakta artıyor, her türlü. Sıcak artıyor, onları kendi işgalarımıza yaptık. Oturmamız mümkün değil. Evet. İki çocuk, yaşlı. Geçecek mi? Dayanması mümkün değil. Biz hani yurt dışında kalmışız. Olur. Onların kesinlikle. Hijyen, çok önemli hijyen maddelerine çok eksik var. Mesela şimdi çok sıcaklar gelecek. Alan geniş, bahçe. Yılan, böcek, akrep. Yani bunun önüne geçilmezse sıkıntı. Bunun da çözümü konteyner. Direneceğiz ve hiçbir zaman kalkmayacağız. Gitmeyeceğiz. Kendi memleketimizi hiç bırakmayacağız. Çoluğu, çocuğu kim varsa bırakmayacağız. Niye bir sarsıntı yüzünden hepimiz memleketimizi bıraksak zaten başka memlekette biz yabancı kalırız. Tarihsel, kültürel ve sanatsal mekanları büyük oranda yıkılmış kadim kentimiz Antakya'dan enkazlar arasından halkımıza ve insanlığa seslenmenin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Aşk denizin güzel ve bereketli doğasına barış içinde paylaşarak yaşamayı bilen Hatay halkına duyduğumuz sevgiyle buradayız. Deprem nedeniyle gidenlerimizin de en yakın zamanda burada olacaklarına inanıyoruz. Deprem doğal afettir ama bunu canlıya ve doğaya zarar vermeyecek hale getirecek akıl, bilim ve yetenek de insanda vardır. Hatay'da bütün deprem bölgesinde yaşayan halkımız başta olmak üzere tüm insanlık gördü ki göz göre göre geliyorum diyen depreme karşı ülkeyi, kentleri yönetenler tarafından ciddi hiçbir hazırlığın yapılmadığı ortadadır. Yani akla, bilime dayanan ve kamu, doğa yararını gözeten depreme dayanıklı kentler yerine paranın saltanatına dayalı rant sağlamayı amaçlayanlarca cama betona boğulmuş çarpık kentleşme topluma dayatılmıştır. Bu doğa ve canlı düşmanı rant politikasının sonucunda kadim kent Antakya'mız başta olmak üzere deprem bölgesindeki kentlerimiz enkaz yığınına dönüşmüştür. Şimdi soruyoruz, bu büyük yıkımın sorumluları hesap vermeden enkaz yığınına dönen kentlerimizi
tarihsel ve kültürel dokusuna yakışır biçimde ayağa kaldırmak mümkün mü? Hatay Valiliği tarafından 06.04.2023 tarihinde ilan edilen listeyle Hatay'daki hasarlı binaların acilen yıkılacağı, yıkılan binaların da acilen enkazlarının kaldırılacağı bildirilmiştir. Kadim kentlerimizin tarihi ve kültürel değeri olan yapılarının bir moloz, enkaz gibi görülüp yıkılmasını ve taşınmasını kabul etmiyoruz. Bütün kentlerimizdeki yerleşim birimlerindeki tarihi ve kültürel yapıların ilgili bilim insanlarından oluşan kurullar tarafından incelenerek bilimsel bir çalışmayla korunmasını, güçlendirilmesini veya aslına uygun biçimde yeniden inşa edilmesini istiyoruz. Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu olarak milattan önce 195 yılında şair Afyon'un Antakya'da kurduğu kütüphane kültürünün yeniden canlandırılması için çalışacağız. Antakya tikesinin elindeki başak demetiyle kentin zenginliğini, ayağıyla bastığı erkeğin Asi Nehri'ni yani Orantes'i, başındaki taşla yıkıntıları günümüze kadar gelen surları temsil ettiğini, kadim kentimiz Antakya başta olmak üzere tüm kentlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için var gücümüzle çalışacağız. Hatay'ın yetiştirdiği büyük şair ve yazarlardan Ali Yüce'nin Antakya çarşılarının, Süleyman Okay'ın Sevda Tutuklanamazı'nın, Sabahattin Yalkın'ın Asi Destanı'nın, Ayla Kutlu'nun Islak Güneşi'nin, Burhan Güney'in Acının Askerleri'nin ve daha nice yapıtın üretildiği coğrafyamıza sahip çıkıyoruz. Tarihin ilk ışıklı caddesi olan Herode'nin, günümüzün Kurtuluş Caddesi'nin aslına uygun olarak yeniden kültür, sanat ve edebiyat mekanına dönüştürmesi için kalemlerimizi, fırçalarımızı ve notalarımızı kullanacağız. Bu amaçla bugün Antakya'da ilk örnek olarak çadır kütüphanemizi, sanat ve edebiyat insanlarının halkla buluşmasını sağlayacak mekanımızı hayata geçiriyoruz. Kamu otoritesinin acelesinin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bizim bir acelemiz yok. Bu molozların kaldırılmasının bir aciliyeti yok. Bunun bilimsel insan sağlığına, insan haklarına yaraşır şekilde çevre hakları gözetilerek yapılmasını talep ediyoruz. Anayasanın 56. maddesi herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkını savunur. Anayasamızın 56. maddesinin uygulanmasını istiyoruz. Anayasanın 56. maddesinin uygulanmasının ödevi hem kamu otoritesine, devlete verilmiştir hem de halka verilmiştir. Biz halk olarak, millet olarak bunun yapılmasını istiyoruz. Şu an yaşadığımız koşullarda barınmak, kapalı alanda kalmak bizim için bir lüks. Sıcak su lüks. Birçok daha önce yaptığımız işlemler, yaşantımız lüks idi. Şu an ama biz temiz hava istiyoruz. Bu lüks değil. Temiz su istiyoruz. Bu lüks değil. Bunların sağlanmasını istiyoruz. Burada yapılan birçok yönüyle insan hakları ihlalidir. Çevre hakkı ihlalidir. Buna karşı ses çıkaran tüm demokratik kitle örgütlerinin yanında olacağız. Bununla ilgili suç duyurularını yapıyoruz. Gerekli mücadeleyi gösteriyoruz. Ancak buradan bir türlü ders çıkarmayan bir rant anlayışı olduğunu da görüyoruz. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Uzun zamandır bu yıkımın içerisinde bu deneyimi yaşayarak 24 gündür buradayız. Barbarları beklerken sanat kolektifi olarak altını çizmek istediğimiz şeylerden en önemli nedenlerden birisi de şu. Sadece mekanlarımız yok olmadı. Sadece insanlarımızı kaybetmedik. Bizim hafızamıza, belleğimize ve kültürümüze saldırıyorlar. Barbarları beklerken sanat kolektifi olarak hem insanların, hem canını kaybedenlerin, hem mekanlarımızın, hem sanatımızın, hem kültürümüzün, hem hayatımızın tekrar hafızasına sahip çıkacağız. Hafızamız hep birlikte hesap soracak arkadaşlar. Uluslararası arama kurtarma ekipleri varken bile yerel düzeyli ve ulusal düzeyli arama kurtarma ekiplerinin sahada yeterli düzeyde olmadığına şahit olduk. Binlerce insanımızın ne yazık ki bu arama kurtarma çalışmalarının geç olmasından dolayı da kaybettiğimizi hem birebir şahit olduk ve yerel halkın kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan insanları çıkarmaya çalıştığını da gördük. Söylenecek birçok şey var fakat burada zamanı da almak istemiyoruz. Bu saatten sonra yapılacak şeyler
var olan bu hak ihlallerini gündeme getirmek, taşımak, özellikle çevreye zarar veren o politikaların önüne geçmek. Bizler de İHADE olarak şimdi ikinci bir raporumuzu düzenliyoruz. Bu raporda da özellikle vadi alanlarına, deniz kıyılarına dökülen enkaz alanlarını tespit ediyoruz. Mülteciler gibi, mülteciler statüsüne düşmüş olan Hatay halkının yaşadığı o kamplardaki hak ihlallerini de aynı zamanda dile getirmeye çalışacağız. Bu tip hak ihlallerini tespit etmeye çalışacağız ikinci raporda. Çok değerli bir çalışma. Umarım daha da büyüyerek çoğalır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oyuncaklar sizin. Diğerlerini verin bakalım. Abi satranç. Onu da oraya koyacağız. Orada masanın üzerine. Masanın üzerinde gelip orada çalışacaksınız. Dur kaldı. Abi dur geliyorum abi. Hiç itiraz etmem. Ben bizim okulu birinci yaptım. Denizler altında 20 bin fersa, tamam mı sanırım? Bugün doğum günü. 7-8 lira. Olağanüstüm. Böyle hem kütüphane kurmak, hem burada dostlarla, platformla birlikte emek harcamak. Olağanüstüm. Belki hayatta bunu unutmayacağım. Herkesin yüreğine sağlık. Emeğe geçen herkese sağlık. Çocuklara, herkese geleceğimiz onlara. Başka? Çok daha iyi şartlarda yaşamak istedim. Onların hakları. Ben de Özcan abiye Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu adına kütüphanenin ilk kitabını, platform adına imzaladığı ilk kitabını hediye ettiği için bize teşekkür ediyorum. Emeğe sağlık. Sağ olasın. Depremde kaybettiğimiz İlkay Efe ve Alaaddin Keleş arkadaşlarımız adına Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu'nun yaptığı kütüphaneyi hep birlikte alkışlayalım. Bugün birleşmeyeceksek, bugün yan yana gelmeyeceksek, bugün kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, hafızamızı korumayacaksak ne zaman bir araya geleceğiz dedik ve bu doğrultuda harekete geçmeye başladık. Platform hepimizin. Biz burada sadece birbirimize katkı sunuyoruz. Hepimizin emeğine sağlık. Hafızamızı, kültürümüzü, sanatımızı birlikte koruyacağız. Ya sende niye yok mu ya? Alıştım var.